seyirciler. Tarafsız ve objektif tartışma programı çoğunluğun yanındaya hoş geldiniz. Bu akşam konumuz ideal kadın. Konuyu konunun uzmanlarıyla tartışıp konuşacağız. Sizlere konuklarımı tanıştırmak isterim. Kadın Hakları Derneği Başkanı Sayın Nezaket Ketenpere. Erkekliğin Kitabı'nın yazarı Sayın Fikri Adam. Erkek berberi Sayın Hüseyin Erkek. Kasa tasarımcısı Sayın İsmail Kasa. Ve düz erkek Sayın İbrahim Düz Efendim, hoş geldiniz. Şimdi kadından mı bahsediyoruz, mal mı indiriyoruz anlamış değilim. Yani bir kadını tartışacaksak bu kadar erkek niye geldi bilmiyorum efendim. Anlamadım şimdi, siz Dilek Hanım kadın değil mi diyorsunuz? Şimdi mantıken ideal altının kaynayan kuponunu tartışmak için gidip atlarla mı konuşmamız lazım? Zaten sorun da bu efendim. Sizin kadınlara at muamelesi yapmanız. Evet. Ama ben buraya siz erkeklere derdimizi anlatmak için geldim zaten. Evet Nezaket Hanım, madem derdini erkeklere anlatmak için geldi, öyleyse sözü Fikri Bey'e vermek istiyorum. Fikri Bey, sizce ideal kadın nedir? Bak Dilek Hanım, kadın ikiye ayrılır. İdeal kadın, ideal olmayan kadın. İdeal kadın özgür olmalı. Evde çocuk bakarken, evde ulaşık yıkarken, evde eşiyle ilgilenirken özgür olmalı. Özgür olmalı. Ama evde temiz olmalı. Oldu olacak. Üstüne de kapıyı kilitleyelim. Tam olsun efendim. Yani kadın dışarı çıkmazsa nasıl özgür olacak acaba? Zaten işiniz gücünüz şekli şukur. Başka bir şey değil. Bir kere de delikanlı olun ya. Mert olun. Adam gibi olun böyle. Direkt takır takır net konuşun. Kadınlık bu değil ya. Çok pardon. Bana mı söylediniz acaba? Size söyledim ama konuyu uzatıp muhatap olmak istemiyorum. Zira kadın kökenli bir insansınız. Pekala Hüseyin Bey, size sormak istiyorum. İdeal kadın nasıl olmalı? İdeal kadın bir kere adam gibi olacak. Delikanlı olacak. Erkek gibi olacak. Oturmasını kalkmasını bilecek. Yani ben şu an sizin şu oturuşunuza bir bakıyorum da. Yani bakın, şu oturuşa bir bakın ya lütfen. Lütfen rica ediyorum. Olimpik jimnastikçi gibi değil mi? Ben şu sandalyeyi çeksem, bakın çekiyorum sandalyeyi. Merak, bir daha çekeyim. Bakıyorum. Bakın, çekiyorum. Hayat ya. Böyle kalmış bu efendim. Böyle kalıplaşıp kalmış. Yani beyefendinin açtığı bacak aralığında minimal bir aile yaşayabilir. Tabii. Hala kalkmış, kadın nasıl oturup kalkacağını bilmeli diyor. Ben, sizden yer mi kalmış ki oturup kalkacak? Ben oturmayı kalkmayı sizden mi öğreneceğim ya? Ben bir kere kadınları çok iyi tanırım Dilek Hanım. Ben kadınların içinde büyüdüm. Benim anam, ablam, babaannem hepsi kadın. Bak kadınlığı sizden öğrenecek değilim. Anlaşıldı mı? Ben kadınım. Öyle eden deyip seviyeyi düşürme burada. Bakın bana laf çarptırılıyor ha. Saygısızlık bu. Pekala gerilmeyelim. Tansiyonu düşürmek adına konusunda ezber bozan modellemeler yapan İsmail Bey'e dönmek istiyorum. İsmail Bey, sizce kadın nedir? Efendim, kadının, ideal kadının ne olduğu burada kadın dergilerinde açık seçik yazıyor efendim. Bakınız, Hello Sister dergisinde ve Hey Woman Hey dergisinde gördüğümüz gibi. Şimdi Hello Sister dergisinin 16. sayfasını açtığımızda bize Pilates'ten bahsettiğini görüyoruz. Bakıyoruz Hey Woman Hey dergisinin 16. sayfasını açtığımızda ne görüyoruz? Tam 20 kez onu çıldırtın yazıyor. Şimdi 20. 20'yi bir kere baştan koyuyoruz. 20 hangi sayfa? 16. sayfa. 20, 16 ne oluyor? 2016 yılında, yani içerisinde bulunduğumuz yılda Pilates yapan ve sözlüsünü çıldırtan kadından bahsediyor. Yani Pilates yaparken sözlüsünü çıldırtan kadına biz ideal kadın diyoruz efendim. Şimdi efendim çok özür dileyerek burada ben bir araya girmek istiyorum. Bu kadın dergileri naçizane fikrim. Bence kadınları sınıflaştırıyorlar efendim ve bu kadını basitleştiriyor benim kanaatim. Sorduk mu? Anlamadım. Biz de anlamadık. O yüzden konu
konuyu konusunda ekstra uzman İbrahim Bey'e sormak istiyorum. İbrahim Bey, öncelikle sizi tanımayanlar için kendinizi biraz tanıtır mısınız? Ben İbrahim. Düzüm. Televizyon bakarım. Çay içerim. Mandalin soyarım. Soyup yerim. Ananas soyamam. Mandalin. Televizyon baktığımdan bahsettim. Dizi. Evet, gördüğünüz gibi kendisi son derece önemli bir insan. Peki İbrahim Bey, sormak isterim. Sizce ideal kadın nasıl olmalı? Televizyon bakar. Çay koyar. Elma soyar. Elma soyarsa kabuksuz olur. Soymazsa kabuklu. Vallahi helal olsun. Yemin ediyorum helal olsun. Kadınların sesi oldu bu adam. Bravo. Çok bravo. Güzel konuştu. Gerçekten. Yemin ediyorum. Gerçekten bravo ya. Al kes bunun filmini izledim. Yani. Helal olsun. Vallahi. Evet, gerçekten konuyu bize bütün derinliğiyle anlattınız. Bizi bize, bizimle anlattınız. Ben de tam da bu noktada kadın olmak konusunda en birincil ağızdan bize anlatacak olan kişiye söz hakkı vermek istiyorum. Kendisine yeterince söz hakkı veremedim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Siz değil efendim. Fikri Bey, size sormak istiyorum. Bir kadının ideal olup olmadığını nasıl anlarız? Bak şimdi Lehan, kadın ikiye ayrılır. Kadın. Bak, ikiye ayırdım. Espriler de ikiye ayrılır. Komik espriler, komik olmayan espriler. Kimse gülmüyor ama olsun. Pekala Nezaket Hanım, size sormak istiyorum. İdeal kadın ne yer, ne içer, nerede yaşar? Sulak yerde yaşar. Efendim, kadınlardan bahsediyoruz, dere kurbağalarından değil. İsmail Bey, size soruyorum. İdeal kadın nerede yaşar? Efendim, ideal kadın nerede yaşar? Ben tam olarak koordinatlarına kadar çözdüm. Bakın, şimdi Hello Sister dergisinin 7. sayı 77. sayfasını açıyoruz efendim. 77. sayfada Yaşar Alptekin'in resmi var. 90. 60. ve 90. sayfalara, yani 90-60-90 ideal ölçülerine baktığımızda da ev resimleri var. Yani Yaşar ve ev. Demek ki ideal kadın evde yaşar efendim. İdeal kadın evde olmalıdır, evde yaşar, öyle mi? Evet. Tamam, o zaman ideal kadın burada. İdeal kadın olurum. Televizyon bakarım. Çamaşır yıkanır. Çamaşır toplanır. Kurursa. Kurumazsa beklenir. Allah da inşallah belanı verir diyeceğim. Şaka şaka. İşte bak, sana en güzel cevabı ha bu arkadaşım verdi. Helal olsun. Yemin ediyorum şiir gibi konuşacak. Yerini yadırgadı ama. Nezaket Hanım, siz de bundan sonra ideal bir kadın olmak istiyorsanız erkek gibi düşünmesini öğreneceksiniz. Ya ben niye erkek gibi düşüneyim be adam? Bunu da adam yerine koymaya gelmiyor. Ya çok tatlı bu ya. Yemin ediyorum çok tatlı ya. Çok seviyorum ya. Çok komik bu ya. Buna bir tek ben mi gülüyorum ya? Hayatta bir karşılığım yok mu benim ya? Bakınız efendim, burada çok ciddi konular var tartışmamız gereken. Yani mesela kadının kariyeri. Kadının kariyeri sadece kıyafetiyle birlikte bağdaşlaştırıp algılandırılmaya çalışılıyor efendim. Ha, bir dakika. Ben bu konuda bir kere çok netim.
Kadın giyinecekse adam gibi giyinecek. Bak, bütün modacılar erkek. Doğru mu? Bundan sonra da herkes adam gibi giysin artık. Say, ben artık çıldıracağım burada, delireceğim yani. Lütfen ama... Ya hem burada, hem sokakta erkeklerin kadınlara nasıl davranması gerektiğini söylemelerinden ben bıktım artık. Siz kadını metalaştıramazsınız. Ya kadını kim metalaştırıyor? Ne saçma laf bu ya? Yok alevyonlaştırmak. Sen bir kere kadınları metalci diye ötekileştiremezsin. İstediğini dinlesin herkes. Evet, kadınları ikiye ayırırsın. Taş gibi olanlar, taş gibi olmayanlar. Ki biz onlara patates diyoruz. Biz de sizin gibilere öküz diyoruz. Bu nedir şimdi? Ben anlamıyorum. Lütfen, bakın hepinize birden soruyorum. Hepinize soruyorum. Siz en son hangi kadının elini tutup da gözüne baktınız? Annemin. Bibimin. Ebemin. Kasiyerden yüz üstü alırken. Yüz üstü. Daha bir kadını sevmeyi bile becerememiş adamlardan kadını dinleyecek değiliz efendim. Yürüyün gidin. Hadi gidin. Çay içelim. Nereye? Çay içelim. O zaman gidelim. Sizin engin bir yerinizden faydalanmak isterim. Tamam. Hadi buyurun gidelim. Hayır. Hayır ama şey değilsin. Ama yani. Olmadı mı ya? Evet sevgili seyirciler. Programımız maalesef tatsız bitti. Programımızın konukları stüdyoyu terk etti. Biz de maalesef ideal kadının ne olduğunu öğrenemedik. Ben söyleyeyim size ideal kadın nedir. İdeal kadın diye bir şey yoktur. İdeal insan diye bir şey vardır. İdeal insan da insanı kadın, erkek, siyah, beyaz diye ayırmayan insandır. Lan 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 lan. Lan lan evde evmiş ha. Mesut. Kaç para alıyorsun lan sen? He? Okur, bakayım. Söyle. Ulan evin balkonu da nasipse olurum balkonu gibi ha. Kaç para alıyorsun oğlum sen? Ya ben çok mu sabah programı izliyorum? Şimdi fark ettim. Babacığım gerçekten çok şakacısınız ha. Bu nasıl gülüş ya? Yemin ediyorum görümceğim daha sanmı gülüyor.